Herkese tekrar merhaba, ben Ömer Faruk Gökmen, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Şimdi hatırlarsanız bir önceki dersimizde, bir önceki videoda 2 dakikada çok hızlı bir şekilde karakter animasyonu yapmıştık ve bunu sadece birkaç tıklamayla gerçekleştirmiştik. Yine Adobe Character Animator programındayız ve bu sefer de karakter yürütme animasyonu yapacağız ve yine tabi bildiğiniz gibi çok kısa sürede bu işlemi gerçekleştirmiş olacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Sizlere şimdi göstereceğim. Fakat göstermeye başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bildirim ziline de tıkladığınız an yeni videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. O zaman vakit kaybetmeden hemen size bunu göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi programı açtım. Açtıktan sonra şuradaki Welcome Screen ekranında gördüğünüz gibi bazı puppet'lar var. Bunları kullanabiliyoruz. Bir önceki dersimizde sizlere bahsetmiştim. Şimdi bakın şuradaki puppet'a baktığınız zaman bu zaten bir yürüme puppet'ı. Yürüme döngüsünün oluşturulduğu bir puppet. Dolayısıyla bunu kullanabiliriz. Hemen bunun üstüne tıklıyorum ve bunu açıyorum. Açtıktan sonra bakın şöyle kameraya da yaklaşayım. Tamam, gayet iyi. Bakın gördüğünüz gibi karakter şu an yürüyor ve konuştuğum süre boyunca da ağzı hareket ediyor. Hatta göz bebekleri de hareket ediyor. Kameranın şöyle farklı kısımlarına bakıyorum. Gördüğünüz gibi göz bebeği de hareket ediyor. Üst kısımda şey var. Gördüğünüz gibi baş kısmının üstünde şurada yer alan anteni de oynuyor gördüğünüz gibi. Ve aynı zamanda başı şöyle aşağı yukarı doğru hareket ettirdiğim zaman, sağa sola hareket ettirdiğim zaman baş da hareket ediyor. Gayet güzel. Hatta kaşı da şöyle bakın. Kaldırdığım zaman kaş da oynuyor. Gayet iyi. Şimdi bu puppet'a baktığımız zaman şunu göstermek istiyorum sizlere öncelikle. Bakın puppet'a tıkladım. Tıkladıktan sonra bakın burada bu puppet'ın hangi programda hazırlandığını gösteriyor bana. Photoshop'ta bu puppet'ın hazırlandığını gösteriyor. Şimdi buna tıklıyorum ve ne yapıyor? Şu an Photoshop'ta puppet'ı açıyor. Evet, gördüğünüz gibi şu an ne oldu? Photoshop'ta bize bu puppet'ı açtı. Şöyle katmanlara baktığımız zaman katmanları nasıl oluşturulmuş ona bir bakalım. Bakın normalde Walkbot diye öncelikle bir klasör oluşturulmuş. Bunun altında Head ve Body olarak iki ne var? Klasör var. Yani Head ile ilgili kısımlar bu klasörde. Body ile ilgili katmanlar da bu klasörde. Şimdi Head bölümüne geliyorum, açıyorum bunu. Bakın neler oluşturulmuş. Right Eyebrow kısmında gördüğünüz gibi sağ göz kaşı oluşturulmuş. Burada switch kısmı var gördüğünüz gibi anten. Bir diğeri de BG olarak belirtilen kafa diyelim biz buna. Bu şekilde isim vermişler. Jaw'da arkadaşlar çene. Çene kısmını ayrı katmanda oluşturmuşlar. Bir diğer noktada şurada button cycles'a baktığımız zaman şurada renkli cisimler var. Bunları da ayrı katmanlara koymuşlar. Right eye kısmına gelip baktığımız zaman da bakın burada right eyeball kısmı var. Yani pupil. Ve aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi right blink. Yani göz kapama, göz kırpma. Bunu da ayrı bir katmanda oluşturulmuşlar. Burada şu önemli. Daha doğrusu Photoshop'ta veya Illustrator'da biz karakterlerimizi nasıl tasarlamamız gerekiyor? Katmanları nasıl adlandırmamız gerekiyor? Ve nasıl düzenlememiz gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor? Bunu daha sonraki derslerimizde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Fakat temelde bu şekilde bir yapı kullanılıyor. Hemen Character Animator'a dönelim ve karakter yönetmeyi gerçekleştirelim. Character Animator'a geldim. Şimdi gördüğünüz gibi karakter yürüyor otomatikmen. Fakat benim bunu durdurmam lazım. Bunu yapacağımız kısım şuradaki sağ kısımdaki Properties bölümü. Bakın buraya geldiğim zaman yine bir önceki derste bahsettiğimiz Eye Gaze, Face, Physics ile ilgili yine ayarlar var. Aynı zamanda Trigger ve Walk ile ilgili başka neler eklenmiş, parametreler eklenmiş. Bakın Walk'a geliyorum. Açıyorum bunu. Açtıktan sonra burada bazı özellikler var. Mode kısmına gelip tıkladığımız zaman bakın Immediate dediği zaman hemen yani bu karakteri çalıştırdığımız zaman hemen yürümeye başlıyor. Fakat mesela gelip bunu Left and Right Arrow Keys dediğim zaman yön tuşlarına bağlı olarak yön tuşlarına bastığım zaman ne yapacak? Hareketlendirmiş olacağım. Buna tıkladım. Bakın şu an ne oldu? Karakter durdu. Fakat ağız hareketleri olduğu için şu an oynuyor. Peki burada ne yapacağım? Bakın geldim. Şurada öncelikle bir rest poz alayım. Evet, rest pozu aldım. Aldıktan sonra baş kısma geldim yine ilk keyframe'e. Şimdi record yaptığım zaman aynı zamanda right key, right arrow yani sağ yön tuşuna tıklayacağım ve bu şekilde karakteri yürütmüş olacağım. Hemen yapıyorum. Evet bakın şu an sağ yön tuşuna bastım ve karakter yürüyor.
Tabii konuştuğum için de ne oluyor? Ağız hareket ediyor ve göz kapakları ve göz hareket ediyor. Hatta kafayı da şöyle hareket ettirebiliriz. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde bunu yapmış olduk. Hemen bunu kaldırıyorum ve tekrar durduruyorum. Durdurdum ve ne oldu? Bakın gördüğünüz gibi. Bunu izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi çok kısa bir süre içerisinde karakterimizi yürütmüş olduk. Fakat şurada Walk ile ilgili özelliklere gelip tıkladığımız zaman burada tabii mesela hız kısmı var gördüğünüz gibi. Bu Start ve Stop Easing'i daha da artırabilirsiniz. Mesela .6 yaptığınız zaman ona göre hareket eder. Ondan sonra Style kısmı var. Yürüme, koşma ve diğer ayarları da görebilirsiniz. Mesela Run dediğimiz zaman şöyle şu kısma gelelim. Bakın gördüğünüz gibi ne oluyor? Bu sefer de koşuyor. Dolayısıyla şuradaki style kısmından özellikleri seçip kurcalayabilirsiniz. Burada stride length kısmı var. Bu ne? Adım atarkenki mesafe, iki bacak arasındaki mesafe. Mesela bunu 200 yapıyorum. Bakın şu an tekrar yön tuşuna basıyorum. Ne oldu? Koşarken daha büyük adımlarla koşuyor. Dolayısıyla bu da bu işe yarıyor. Hemen bunu %100 yapalım. Step Speed kısmı da yine adım hızı, diğer ayarları da buradan görebilirsiniz. Body Speed'i var, vücut hızı. Bunun dışında Toe Bend kısmı da buradaki parmağın eğilip bükülmesi özelliği. Mesela bunu 100 yaptığımız zaman gördüğünüz gibi Toe Bend kısmı daha fazla eğilip bükülüyor. Ya bu şekilde buradaki ayarları kullanabilirsiniz, kurcalayabilirsiniz. Hemen 50 yapalım ve bu şekilde bunu bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Adobe Character Animator'da Walk Cycle, yani karakter yürütme, bu kadar basit ve kolay. Siz de kendi karakterlerinizi oluşturup yürüme döngüsü buna verebilirsiniz. Hatta koşma döngüsü bile verebilirsiniz. Tabii bunu yaptıktan sonra istediğiniz programı atabilirsiniz. Premiere atabilirsiniz, After Effects'i atabilirsiniz. Tabii o programlarda istediğiniz yine özellikleri ekleyerek bir sahne ekleyebilirsiniz. Ve bir yol ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla karakterinizi bu şekilde yürütebilirsiniz. Tabii dediğim gibi bundan sonraki videolarda eğer bu videoda yine çok izlenme alırsa, çok beğeni alırsa ve yoğun istek alırsa ne yapacağım? Karakteri biz Photoshop'ta ve Illustrator'da nasıl geliştirmemiz gerekiyor, katmanları nasıl ayarlamamız gerekiyor, bunları da sizlere göstereceğim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım çok faydalı bir ders olmuştur. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen like atmayı, yani beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim. Kendinize çok iyi bakın.